Türk sinemasının temel taşlarından Osman Seden ve Atıf Yılmaz, Show TV'den Güner Civaoğlu, Faruk Bayhan, Namık Kasapbaşoğlu, Nuri Çolakoğlu, şehir tiyatrolarının genç oyuncusu Hüseyin Köroğlu ve ben. Bütün skaletlerin karşısında yalnız bir tek oyuncu Red Butler rolünü oynayacak. Dilerseniz şimdi hep birlikte bu oyuncuyu tanımaya çalışalım. Evet sevgili izleyiciler, işte 18 tane Scarlett O'Hara'nın karşısında Red Butler rolünü oynayacak tek oyuncumuz Hüseyin Köroğlu. Hoş geldiniz Hüseyin Köroğlu. Hoş bulduk Hacan abi. Peki şehir tiyatrosunda oynadığınız rollerden bazılarını bize sıralayabilir misiniz? Tabii Ağrı Dağı Efsanesi, Kral Yer, Teope gibi oyunlarda önemli roller oynadım. Siz şu anda 18 tane Scarlett O'Hara karşısında aynı rolü tekrarlıyorsunuz ve 18 kez değişik yorumların karşısında rolü oynamak zorundasınız. Bu sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Çok zevkli bir çalışma oluyor ve çok yapıcı oluyor. Bu Scarlett'lerde bir tanesi 4 Ekim gecesi Atlanta'da finale katılmak üzere buradan Amerika'ya uçacak. Siz de ona güle güle deyip burada kalacaksınız. Bu nasıl bir duygu uyandırıyor sizde? Bu aslında çok kötü bir duygu. Çünkü ben de Amerika'da olmak istiyorum. Dilerseniz bu çalışmalara hep birlikte bir göz atalım. Scarlett, değişmişsin sen. Değiştim Red. Sen olgunlaşmışsın. Olgun bir kadın. Öyle Red. Hem bu de sözleri, çok değiştim. Bu sözleri duyabilmek için biraz ışıklanmaya değer. Gerçekten. Ellerine ne oldu biraz Scarlett? Tara'da her şey yolunda gitti öyle mi? Evet. Ellerine ne oldu böyle? Ata bindim. Her gün eldivensiz ata bindim. Bunlar bir kadın eli değil. Bunlar bir kadın eli değil. Sen bir amele gibi çalışmışsın. Bana yalan söyledin. Neler söylüyorsun sen? Ama ne? Az kalsın inanıyordum demiştim. Gerçeği söyle bakalım. Benden bir şey istiyorsun. Nedir istediğin? Para mı? 300 dolara istiyorum. Paramın verdiği. Her şeyin yolunda olduğu yalan. İşlerin yanılmayacak kadar kötü. Sana yalan söyledim. Senin milyonların var. Burada şeyde taklit. Gerçeği söyle bakalım. Benden bir şey istiyorsun. Nedir istediğin? Para mı? 300 dolar ekledim. Paranın vergisi. Yok olmaz. Tamam mı? Gerçeği söyle bakalım. Benden bir şey istiyorsun. Nedir istediğin? Para mı? 300 dolar ödedim. Paranın vergisi. Tamam bu. Her şeyin yolunda olduğu yalan. Sana yalan söyledim. İşler inanamayacak kadar. Senin milyonların var. Tamam. Teşekkür ederim. Selam. Seviyorsan Red. Evlenecek tipte biri olmadığımı unuttun galiba. Hayır. Unutmadım. 300 dolar etmezsin sen. Erkeklere acıdan başka bir şey veremezsin. İstediğin kadar aşağıla, umurumda bile değil. Yalnız şu parayı ver bana. Tara'yı feda edemem. Tara benim yaşamımın bir parçası. Ne olur Red. Lütfen şu parayı ver bana. İstesem de o parayı veremem. Bütün servetim saklı. Bir kuruşuna dokunursam Kuzeyliler her şeyimi alır. Görüyorsun ya güzelim, bu gösteriyi başına yaptım. Dur dur bir dakika. Kuzeylilerin seni böyle görmesini mi istiyorsun? Çek ellerini üstümden, Allah'ın cezası. Başından beri ne istediğimi biliyordun. Parayı vermeyeceğini bile bile beni konuşturup oyaladın. Gösterini zevkle izledim. Hadi neşelen biraz. Asılmamı seyretmeye gelirsen mirasıma seni de ortak ederim. Asılmanı zevkle seyrederim. Umarım bir an önce asılırsın da ben de mirasınla Tara'nın vergisini zamanında öderim.